Şimdi bu yorum ama yoruma kesinlikle açık olmayan bir konu var. O da biliyorsunuz benim sürekli sinirlerimi zıplatan komplo teorileri konusu. Bu konuda öncelikle psikiyatr Elif Duygu Cındık'la konuşacağım. Kendisi Münih'te bulunan ve göçmenler konusunda uzman bir merkezin başhekimliğini yapıyor. O yüzden bana hemen bir saniye verin. Kendisini yayına ekleyelim. Şöyle Elif Hanım, merhabalar, beni duyabiliyor musunuz? Beni duyabiliyor musunuz? Şimdi duyuyor musunuz? Şimdi duyuyorum, tamam. Evet, güzel. Şimdi ben bunu evet, şöyle yapacağız çünkü ben kendimi duyuyorum. Sizinle bu akşam bu komplo teorilerini konuşmak istiyorum Elif Hanım. Öncelikle isterseniz siz biraz bir kendinizden bahsedin. Çünkü siz yurt dışında da okumuşsunuz, Almanya'da okumuşsunuz. Neler yaptınız şimdiye kadar olan kariyerinizden biraz bahsederseniz. Ben İstanbul'da doğdum. Ondan sonra Frankfurt am Main'de büyüdüm. Orada tıp okumaya başladım. Ondan sonra Amerika'ya gittim. Amerika'da master yaptım halk sağlığı üzerine Harvard Üniversitesi'nde. Hem doktoramı da orada yaptım. Ondan sonra Münih'e geldim. Münih'te asistan doktorluğumu yaptım. Yani biliyorsunuz psikiyatristle psikoterapistin veya psikoloğun arasındaki farkı insanlar anlamıyor. Ben psikiyatristim, yani tıp doktoruyum. 6 sene üniversite okudum, tıp okudum. Ondan sonra hem bu halk sağlığını yaptım. Ondan sonra da 5 sene asistanlık yaptım. Şimdi iki merkezin şefiyim. Psikiyatristim, psikoterapistim. Yanımda uzman doktorlar çalışıyor, asistanlar çalışıyor. Bu arada hep arıyoruz. Yani iş isteyen varsa lütfen bize başvurun. Biz şu anda uzman psikiyatrist, Türkçe konuşan psikiyatrist arıyoruz. Yani şu anda Münih'te çalışıyorum. Benim tabii ilgi alanlarım ve çok ders verdiğim, arkadaşları da, meslektaşları da eğittiğim bu kültürler arası tedavi yöntemleri. Zaten bizim merkezimizde 8 lisan konuşuluyor. Çok insan merkezimizde yani çok göçmen geliyor ama Almanlar da geliyor. Yani zaten biz de Almanız, ikinci kuşak. Ya bu kadar şimdilik. Beni duyabiliyor musunuz Nalan Hanım? Sanırım şu anda ikimizin, ben sizi biraz geç duyuyorum anladığım kadarıyla. İsterseniz Siz beni duyabiliyor musunuz? Bir komplo teorileri saniye nasıl olurdu? bekleteceğim. Şuradan takacağım tekrar. Çok pardon. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Galiba yayında bir gecikme oluyor. Hani sizden bana benim sesim geç geliyor, benim de size geç geliyor gibi anlıyorum. O yüzden bence hiç vakit kaybetmeden şu Ben konuya değinmek isterseniz istiyorum şöyle, sizinle. evet. Biliyorsunuz. Buyurun. Pardon. Şimdi Bu siz bana ne sordunuz? Komplo teoriler nasıl oluşur? aynen. Onu isterseniz biraz anlatmaya çalışayım. Şimdi bizim beynimiz kontrolü sever. Bizim beynimiz desenleri sever. Bir şeyi görürsek tecrübelerimizle mukayese ediyoruz, tanımak istiyoruz. Diyelim karanlık bir bulut görüyoruz, bu yağmur demek istiyoruz. Yani biz kalıplaşıyor her şeyi. Diyelim bir çocuk bir kere sıcak bir sobayı ellediyse, elini yaktıysa bir daha o sobayı ellemek istemiyor. Onu beyninde, yani kötü tecrübeler iyi tecrübelerden 10 kere daha fazla beyinde yer alıyor. Yani beyin kontrol edemezse bir şeyi ondan nefret eder. Biz sorulara cevap istiyoruz. Mümkünse bizim insanlarımız kolay, basit cevap istiyor. Şu anki büyük kriz, nasıl hükümet ne diyor, politikacılar ne diyor? İkinci Dünya Harbi'nden sonra olan en büyük kriz diyor mesela. Yani bu büyük kriz bir ufacık bir virüsten oluştuğunu, tetiklendiğini insanlar belki inanamıyor bile. Yani bu yanlış diyor, bu yalan diyor. Arkadan bir devlet, şu anda düşman görüntüsü istiyor insanlar. Şu anda Bill Gates düşman görüntüsü oldu. O işte ipleri çekiyor, derin devlet, arkadan bir şeyler oluyor gibisinden düşünüyorlar. Komplo teorileri beynin belirsizlikten korkmaya karşı koruma cevabıdır aslında. Çabadır, bir çaba, bir istek. Yani insanlar daha bir güvenli bir yaşam istiyor.
Yani şey mi diyorsunuz? Yani şu anda insanların bu komplo teorilerine inanmaları içinde bulunduğumuz endişeden panik haliyle ile mi alakalı? Şimdi şöyle düşünelim, bu olay oldu. Mesela diyelim işte biz İtalya'daki, İspanya'daki resimleri gördük. Çok korktuk. Hele şimdi Amerika'daki ölüm sayılarını görüyoruz, resimleri görüyoruz. Yani biz hepimiz rahatlıkla normal rutinimizi bıraktık. Her şey kalktı. Özel ve iş hayatımız hemen değişti. Bir basın açıklaması oldu. Ertesi gün herkes evlere kapandı. Yani biz survival modusa girdik. Bu hayatta kalma modu. Yani biz hafta sonu spor yaparken, düğünlere giderken, arkadaşlarla dans etmeye, diskoya, kahveye, komşularla mangal yakarken, yani kendimizi rahatlatan şeyler yaparken birden eve kapandık. Bu bize kaygı verdi, kaygı, rahatsızlık verdi. Bu işte ibadethaneler kapandı, cem evleri, camiler her yer. Yani bizi rahatlatan, güvende yani rutinimizi, hayatımızı sürdürmemiz her şey kapandı. Bu bir belirsizlik demek. Yani biz kendimiz güvende, güven kaybı oluyor bu. Kendimizi güvensizlikte hissediyoruz, kontrol kaybında hissediyoruz. Bir de bazı şeyler Almanya'da biliyorsunuz aşı zorunluluğu korkusu var. O Türkiye'de galiba o kadar değil ama Almanya'da o var. İnsanlar yani işte devlet artık bize hüküm edecek, diktatör devlet gibi. Bunlar hepsi gelince insanlar bu belirsizlik ile savaşırken kendi iç savaşında korku ve öfke içinde kaldı. Ve bunun için araştırmacılar, bunları araştıran özel sosyal pedagoglar, psikologlar, psikiyatristler var. Halkın %20'sine kadar komplo teorilerine yatkındır diyor. Yani bu çabuk çözüm istiyoruz biz. Dünyanın karmaşık olmasını, onunla başa çıkmak çok zor oluyor bizim için. Bu komplo teoriler, yani biz insanlar genelde kötü ve iyi ayırmak istiyor. Siyah ve beyaz istiyor. Yani Bizim kolayımız öyle geliyor galiba, değil mi? Yani evet. çünkü hani şu anda bir sudan çıkmış balık gibi hissediyoruz büyük bir Evet. ihtimalle herhalde kendimizi ve tutunabilecek bir şey mi arıyoruz acaba? Aynen. İnsanlar bu bir de tünelin sonunda ışık yok. Hep böyle devam ediyoruz şu anda. Şimdi tabii aslında kendimizden gurur duyabiliriz. Almanya'da bu pandemi çok iyi yönetildi. Aslında kendimizi iyi hissedebiliriz. Ama ne oluyor? Şimdi birden 5-6 gündür kocaman protestolar başladı. 10 bin kişi sokağa döküldü. Bir de bu insanlar çok yani yoruldu anlıyorum. Süreçte ne zaman bitecek bilinmiyor. Herkes bir yeni normali konuşuyor. Yeni normal ne demek? Yani o da zor. Ne kadar normal İnsanlar olabilir bir de o var. yani insan arkadaşına bile sarılamıyor. Yeni normal ne demek? Yani bu da zor. Peki Elif Hayal. Hanım, bir şey soracağım. Ben şunu anlamıyorum. Yani şunu bir noktaya kadar anlayabiliyorum. Tamam, hepimiz işte baskı altındayız. Bir sonunu göremiyoruz. Dediğiniz gibi tünelin sonundaki ışığı göremiyoruz. Her şey değişti. İşte bir araya gelemiyoruz. Kısıtlamalar var. Özellikle mesela psikolojik sorunları olan insanlar için bu çok daha zor bir durum tabii. Ama ben şunu anlamıyorum. Peki insanlar... Yetkililer tarafından, hükümet tarafından yapılan ya da bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara inanmak yerine neden bu kimin anlattığı, ne olduğu hiçbir belirliliği olmayan, kesinliği olmayan şeylere inanıyor? Bu bizim hakkımızda ne söylüyor acaba? Bizimle ilgili yani bir genelleme yapabilmeniz mümkün mü? Hangi insanlar daha çok bunlara inanmaya meyilli sizce? Yani şimdi bir de bir şey daha çıktı. Belki onunla da alakası var. Biliyorsunuz bu Heinsberg araştırması çıktı. Evet. Geçen hafta çok bu konuşuldu medyada. Zaten uzmanlar bile aralarında kavga ediyorlar. Kavga Anlaşmazlık çıkıyor. demeyeyim, yani tartışıyorlar diyelim. Evet. Yani şimdi şöyle, Profesör Streeck çok iyi bir araştırmacı. Orada birkaç profesör beraber bir açıklama yaptı. Dedi işte galiba dedi
düşündüğümüzden %22 daha fazla toplumda insanlar virüs o insanlara bulaştı. Enfekte olmuş olabilirler. Evet, yani o ama o kadar azdı ki herhalde virüsün sayısı, o insanlar belirtisiz bu hastalığı geçirdi ve immün oldu dedi. Ve aslında ölüm oranı %37-38 falan denildi. Evet. Ev içinde bir çift varsa ancak %44 bulaşma oranı dedi. 4 kişi bir evde ise ancak %17 bulaşma oranı dedi. Yani bu sefer ne oldu? Ben bile dedim, aslında bu kadar da tehlikeli belki değilmiş bu virüs. Ama ben onu rahatlamak için kullandım bu bilgileri. Hı hı. Başkaları belki öfkelendi. Dedi ya, beni eve kapattılar. Bir de şunu da düşüneceksiniz. İşsizlik oranı artıyor. İnsanlar, herkes o güçlü kişiliğe sahip değil. Yani mesela ilerisi için korkuyor. Kendisi evet. için, ailesi için, maddi, manevi, ruhsal kaygı içinde. Yani bu insanlar tabii bu sefer ne oluyor? Önce korku doluydular, şimdi öfke dolu oldular. Evet. Yani bunu bilmek lazım. Acaba bir kırılma mı yaşandı orada? Bu izleyiciler biliyor tabii, bu Heinsberg araştırması hakkında biz de çok konuştuk. Evet. Bir de yani hani sadece bu araştırmayla ilgili değil, işte nasıl yapıldı, kim tarafından finanse edilmişti, bu araştırmanın sonuçlarını yayan ajans hakkında ben burada bahsettim. İşte Bild'in eski şef redaktörü olan, yani genel yayın yönetmeni evet. olan Kay Dikman'ın da ortağı olduğu ajanslardan birisi. Evet. Bu da çok tartışmalıydı tabii. Ve belki de şu konuda haklısınız. Yani dediğiniz gibi insanlar bir yere kadar böyle bir endişeyle bekliyorlardı. Ve bu araştırmada böyle birdenbire ya aslında hani çoğu gitti azı kaldı gibi bir şey verince belki de orada bir kırılma noktası yaşandı insanlarda ve dediler ki madem öyle tekrar çıkalım. Çünkü gerçekten son 1-2 haftadır bu protestolarda çünkü çok evet. fazla olmaya başladı. Komplo teorileri çok çok fazla yayılmaya başladı ki bu başından beri vardı gerçi bunun salgının, ama şu anda gerçekten hükümet yetkilileri de artık bu konuda konuşuyor. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu komplo teorilerini yayanlar ya da bu komplo teorilerine inanılanları, işte az önce bahsettiniz siz. Şu anda işte endişe olduğundan dolayı insanlar olayın sonunu, bu durumun sonunu göremediği için bunlara bir tutunacak dal arıyor olabilirler dediniz, ama peki komplo teorilerinin amacı nedir? Yani bugün ben şunu da yapabilirdim bu yayında. İşte herhangi bir kişiyi yayına alıp komplo teorilerini, bir de siz kendi komplo teorinizden bahsedin diyebilirdim, ama bunu yapmak istemedim. Çünkü komplo teorisi doğrulanamaz ya da yalanlanamaz, yanlışlanamaz bir şey. Zaten bu yüzden sürekli insanların aklını meşgul ediyor. Sizce komplo teorilerin amaçları nedir? Biraz önce demek istediğim şuydu. Biz bir karmaşa durumun içindeyiz. Yani şu anda neyin doğru, neyin yanlış olduğunu çok iyi tartmamız gerekiyor. Ve aslında sabırlı, sakin kalmamız gerekiyor ve de hükümete güvenmemiz gerekiyor. Bunu herkes yapamıyor. Yani o kendi kişisel içindeki geçmişinle alakalı, belki zamanında annesine babasına da güvenemedi, onlar da onu ortada bıraktı. Belki zaten hükümete güvenmeyen, biliyorsunuz çok bunu siyasi açıdan da kullanan insanlar var. Reichsbürger, bu eski Alman İmparatorluğunu biz onun vatandaşıyız deyip de şimdi yeni hükümetin vatandaşı değiliz diyenler veya aşırı sağcılar. Mesela bunlar insanların güvensizliğini kullanmaya çalışıyor. Şimdi kimler omuz omuza yürüyor? Hooliganlar zaten hayatını öfke dolu geçiriyor. Birisini dövdükleri zaman kendini hayatta hissediyor. Onların zaten hayat tarzı bu. Onların kişilik bozukluğu var. Yani bu tabii çok derin psikiyatriye iner şu anda, ama bizde mesela hep yakınan kişilikler var diyoruz. Querulatorische Persönlichkeit diyorum. Soziale Persönlichkeit diyorum. Yani hep her şeyin negatifini gören, ilişki kuramayan, ilişki içinde hep işte
paranoyak olan insanlar. Bu tabii onların kendi eğitimlerinde yatan, çocukluklarında, geçmişlerinde yatan insanlar. Ama bunlar şu anda her köşeden ortaya çıkıyor. Çünkü bir de tabii ki siyasi nedenlerden şu anki hükümeti zor durumda bırakmak isteyenler var. Yani biz CSU, SPD muhabbeti yapmıyoruz. Yani bazı insanlar, düşünün 33'ü düşünün. 1933'ten bahsediyorsunuz. Yani 1933'ü düşünün. O zaman da yani aslında Yahudilerin öldürülmesi gerektiğini, onların kötü olduğunu, kişilikleri kötü olduğunu, bütün bunlar da komplo teorileriydi. Öyle aslında Hitler büyüdü. Yani bu çok tehlikeli bir durum şu anda. Bu insanları aslında biz ciddiye almıyoruz, diyoruz ki ne olacak diyoruz. Ama bakın AfD ne kadar büyüdü. Şu anda uzun süre hiçbir şey duymadık AfD'den. Kendileri de korktu, eve çekildi herhalde. Ama şimdi birden yine aktif oluyorlar. Yani bir adamları bile, ya zaten Doğu Almanya bambaşka bir olay. Onu artık saatlerce konuşabiliriz. Doğu Almanya'nın göçmenlerle hiçbir alakası yokmuş bugüne kadar. Hala 25-30 sene birleştikten sonra hala o tarafta çok az göçmen insan yaşıyor. Yani toplumsal karışım çok farklı. Evet, onlar yani, da bu protestolara dahiller. Yani aslında birçok, dediğiniz gibi, bir heterojen bir topluluk bu aslında. Farklı farklı gruplardan oluşan kişilerden bahsediyoruz ve bunlar bir araya geliyorlar. Bu ilginç. Yani hem aşırı sağda var, aşırı solda var. İşte dediğiniz gibi bazıları hatta işte ezoterik dediğimiz böyle farklı şeylere inanan insanlar da katılıyor bunun içerisine, bu toplumun içerisine. Peki son olarak şunu sorayım. Az önce Hatice Hanım yorumlarda yazmış. Demiş ki biz risk grubuna dahil olduğumuz için tüm bu kontroller ve kısıtlamalar bizi daha çok endişeye kapılmamıza neden oldu. İnsanlar şu anda, bizi izleyenler, eğer bu tip psikolojik sorunlar yaşıyorlarsa, bu tünelin sonunu görememek, sizin az önce çok güzel söylediğiniz şey, bu onları psikolojik olarak rahatsız ediyorsa, bir yer artık böyle hani sabırlarının tükendiğini hissediyorlarsa, bu kişilere bir uzman olarak ne önerirsiniz? Kendileri korkularıyla, kaygılarıyla, öfkeleriyle, içindeki ruhsal sorunlarıyla başa çıkamıyorsalar tabii ki bize gelsinler. Yani biz kriz içinde çok daha fazla çalışıyoruz şu anda. Hatta bu da bence hükümetin çok iyi bir davranışı. Biz şimdi insanlarla video görüşmeleriyle de görüşebiliyoruz. Zaten bu toplumun dijitalleşmesi bence çok iyi bir adım oldu. Yani bir nine torunuyla artık Skype'dı, Zoom'du, şuydu buydu, yani hiç yabancı bir şey olmadı. WhatsApp audiosuydu, videosuydu, hepsi birbirine görüşebiliyor. Bence çok güzel bir gelişme. İster istemez bir dijitalleşme yaşıyoruz şu anda Almanya'da. Evet, nasıl böyle konuşuyoruz? Yeni komünikasyon yöntemlerini keşfettik. Çok güzel bir şekilde bilgimizi aktarıyoruz. Hem zevk alıyoruz, hem mesuliyetimizi yerine getiriyoruz. Bunlar hepsi çok güzel gelişmeler bence. Yani insanlar tabii ki, şimdi bana soruyorsanız ne yapması gerekir evde? Şimdi evde kendimizi kontrol edebiliyoruz artık. Dışarıya fazla çıkamıyoruz. Evdeki hayatımızı düzenlemeye çalışacağız. Yapı ve düzen önemli. Bunu diyor hep benim arkadaşlarım, uzman arkadaşlarım. Yani tabii bu herkes için doğru. Yani düzensizlik de olabilir. O da onun kişiliğini rahatlatabilir. Ama işte müzik yapın, müzik dinleyin. Bu görüntülü konuşmalar önemli. Şefkatli birbirine insan ihtiyaçlarını anlatabilir. İşte şu an kötüyüm, dün daha iyiydim, bana nasıl yardımcı olursun, bana nasıl konuşmayla, görüntüyle sevgi, anlayış verebilirsin gibi. Arkadaşlara çok, ben artık şu anda hiç konuşmadığım, senelerce konuşmadığım arkadaşlarla konuşuyorum. Çok güzel bir şey. Yani birbirinden uzak durmak zor, onu anlıyoruz. Ama belki o, tabii şimdi testler gelirse, bir de bu antikor
Uygulaması. Uygulamalar da olacak. Yani bunlar adım adım her şeyi normalleşecek. Yani ben ondan eminim. Aşı tabii zor bir şey diyemiyoruz. Yani bu işte herkes için zor. Yani mesela o risk grubu olan Hatice Hanım hangi risk grubunda? Önce astım çok tehlikeli dediler. Şimdi evet. Son zamanda astım tehlikeli değil dediler. Evet. Ondan sonra önce Robert Koch Enstitüsü otopsi yapmayın dediler. Çünkü korktular, doktorlar virüs doktorlara bulaşabilir tabii. İnsanı kesiyorsunuz, ölü insanı açıyorsunuz, içindeki her şeyi çıkartıyorsunuz. Hamburg'da birkaç profesör, patoloji profesörü bunu yapmadı, yani dinlemedi. Otopsiler yaptı, yeni bilgiler keşfetti. Yani her gün yeni bilgiler geliyor ve bu yeni bilgileri biz düzenliyoruz. Tabii kendimize göre kararlar veriyoruz ve bunu halka sunuyoruz. Ve halk tabii arkamızda olmazsa bu çok zor olur. Yani insan nasıl muayenehaneye gidiyorsa, sağlık merkezine gidiyorsa, ona tedavi uygulayan uzmana inanması gerekiyorsa, yani yardım istiyorsan yardım alacaksın ve güveneceksin. Bir Alman söz var, ben onu hep söylüyorum hastalarıma. Waschmich aber machmich nicht nass olmuyor. Yani benden yardım istiyorsanız bana güvenmeniz lazım ve benim söylediklerimi uygulamaya çalışmanız gerekiyor. Aynı şekilde de biz şu anda iyi gidiyoruz. Hükümete inanmamız gerekiyor. Ve adım adım, yani öfke varsa insanın içinde onu da çıkarması gerekir. Ama mesela şöyle saçma sapan şeyler oluyor. İşte lig futbolu izin veriliyor ama dışarıda çocuklar futbol oynayamıyor. Bu nasıl bir örnek? Yani bu saçma. Yani madem ki ligdeki profesyoneller yayın hakkı ve hepsi ekonomi, hepsi para yüzünden, onlar hijyen konseptimiz var diyor. Halbuki ortada bilmiyorum neler var. Ama o insanları işte insanların ihtiyaçlarına dikkat edip onları rahatlatan, gevşeten, onlara iyi gelen adımlar atmak gerekiyor. O da tabii zor yani. İnsan nasıl annesinden hep bir şey bekler, anne her zaman dört dörtlük %100 olamaz. Biraz öyleyiz yani. Tabii ki bu, bana bir şey sormuştunuz önceden ön konuşmamızda. Şimdi bu gevşemeler özgürlüğü yeni geri kazandırıyor ama diyelim mesela anneler için çok tehlikeli. Benim yanımda çalışan anneler var. Hepsi yuvanın açılmasına çok dua etti, sevindi. 7-24 çocukla insan ne kadar sevse de çocuğunu delirmek üzere oluyor. Evet. Bunlar orta çağa geri dönüyor. Yani kadınların rolü yine orta çağda gibi. Erkekler o kadar ilgilenmiyor. Çocuklar annenin üstüne üşüşüyor. Diyelim şimdi eyaletlerde yine vakalar artacak. Ne olacak? Acaba yine yuvalar mı kapanacak? Yani bu tehlikeli bir şey. Aslında biz ciddiye almasak da bu protestoları susturmamız gerekiyor. Yani bir şekilde onu da ben daha nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz buna yani? Biz gazeteci olarak bunu sadece hani bu tip konularda biliyorsunuz, siz yayınları izliyorsunuz. Ben yorumlamaktan çekiniyorum. Daha çok yetkililer ne karar verirse bunu birebir açıklamayı tercih ediyorum. Ama çok önemli bir noktaya dikkat çekiyorsunuz aslında. Şöyle bir şey var. Ben bazı annelerden de bunu duyuyorum. İşte artık çocuklarla sürekli evde hani buraya kadar geldi. Ama bir yandan da galiba o annelik üçgüdüsüyle şey de diyen, düşünen anneler var. Yani ben şimdi kötü bir anne miyim? Halbuki böyle bir şey yok büyük bir ihtimalle, değil mi? Çünkü bir annenin bile eşinden ya da işte evdeki bir sürü işin üzerine kalmasından, normal hayatının bitmesinden, çocuklarla sürekli haşır neşir olması gerektiği için bunda zorlanması, anne ya da baba aslında çok da farklı değil. Normal herhalde, değil mi? Evet, tabii ki. Yani bir anne hep fedakarlık demek değildir ki. Bir kadının kendine de zamanı gerekiyor. Hobileri olması lazım. Belki de tembel bir köşede oturup bir kitap okuması gerekir. Ama tabii çocuk etrafındaysa bunları tabii her zaman yapamıyor. Ama
çok yeni ödevler geldi hayatımıza. Yeni görevler geldi, işler. Görevler, ödevler, kendimizle başa çıkma. Şimdi bazı psikologlar duyuyorum şöyle şeyler söylüyor. İşte kendi mahkemenizi yapın, kendi geçmişinizle yüzleşin. İşte şu geçmiş... Mantıklı mı sizce bu? Yani zaten bir korona belası, bunun psikolojik bir şeyi var yani. Bilmiyorum, şu doğru bir zaman mı yani bu muhakemeyi yapabilmek için? Onu ben söyleyecektim. Yani şimdi lütfen her zaman ödev üstü ödev üstlenmeyin. Şu anda rahat etmek de önemli. Biz mesela gevşeme egzersizleri yapıyoruz hastalarla. Herkes kendi için bir şey keşfetmesi gerekiyor. Nabzının düşmesi, tansiyonunun düşmesi, kendinle barışık bir şekilde, işte bazısı müzik söyler, bazısı müzik dinler, müzik yapar. Ben mesela şimdi bu videoları çok beğeniyorum. Kendim de videolar yapıyorum. Evet, sizin de bir YouTube kanalınız var. Buradan da söyleyelim. Ben linkinizi sizin bu videonun altında paylaşırım. Çünkü siz de her gün neredeyse yayınlar yapıyorsunuz. Türkiye'den CNN Türk, Haber Global, bir sürü haber kanalı da size bağlanıyor. Almanya hakkında da bilgi veriyorsunuz. Evet. Onları da yüklüyorsunuz. Elif Hanım'ı burada izleyenler ve görüşlerine başvurmak isteyenler onun da kendi YouTube kanalına girip o videolara bakabilirler. Onun da kanalına abone olabilirler. Elif Hanım çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Biliyorum bu aralar çok çok sıkı çalışıyorsunuz siz de. Hem işinizi yapıyorsunuz hem böyle haber anlamında insanlara bilgilerinizi vermeye, paylaşmaya çalışıyorsunuz. Bize de zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Teşekkürler. İyi akşamlar. İnşallah işiniz gittikçe büyüyecek. İnşallah. İnşallah. Umarım. Bir de bu yeni Spiegel işiniz de çok hoşuma gidiyor. Yani ben de hep sizin ne zaman zamanım olsa da kanalınızı izlemeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. İşinizi çok takdir ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Elif Hanım. İyi akşamlar.